Değerli kardeşlerim, ülkemiz küresel istikrarın ve bölgesel güvenliğin tesisi için anahtar ülke konumundadır. Bu hepimizin malum. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve liderliği sayesinde uluslararası alanda bugün Türkiye demek çözüm demektir. Bunu Balkanlarda, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da ve daha birçok yerde gördüğümüz gibi bugün de Rusya-Ukrayna krizinde görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki tüm ülke liderleriyle rahatça diplomasi yürütebilen sayılı liderlerdendir. Türkiye hiçbir yer, ülke, kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç duymadan çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Suriye'de, Irak'ta terör koridoru oluşturmak amacıyla örgütlere binlerce tır silah yardımı yapanlar bölgede Türkiye'yi işlevsiz hale getirme hayali kurdular. Terörden beslenenler her koldan tehditleri artırarak Türkiye'ye diz çöktürebileceklerini sandılar. Bunlara karşı biz daima hakkı haykırdık. Adalet yerini bulmuyorsa kendi göbeğimizi kendimiz keser, gereğini yaparız dedik ve yaptık da. Yapıyoruz da. Önce ülkemizin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör bataklığına karşı çıkarak bölgede oynanan tiyatroya dur dedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütünün sınırlarımızla olan irtibatını tamamen kesmiş durumdayız. Terörü kaynağında kurutmak üzere bugün de Pençe Kilit harekatıyla Irak'ın kuzeyindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için vazifede olan tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer kılsın. İstanbul'da şehit verdiğimiz polis memuru hemşehrimizi ve eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede şehit verdiğimiz evlatlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kurutmak için bir taraftan sahada çabalarımızı sürdürürken bir taraftan da terörün uzantılarıyla mücadele ediyoruz. İşte HDP'yi görüyorsunuz. Ermeni, sözde Ermeni soykırımı tanınsın diye milletin meclisinde millete hakaret edercesine teklif veriyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında millete iftira atmak fikir terörüdür. Milletin meclisinde tarihimize kara çalmak, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecinin temeline dinamit koymaktır. Bu süreci baltalamak isteyenlerin sesi hem bugün hem içeriden hem de dışarıdan geliyor. Dün de geliyordu bu ses, bugün de geliyor, yarın da gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Biden'ın gaflet dolu 24 Nisan mesajını da bu vesileyle şiddetle kınıyorum. Biz yıllardır Türkiye'yi sıkıştırmanın aracı olarak kullanılan Ermeni meselesinde daima bir adım önde olduk. Konunun tartışılmasından, tezlerimize aykırı fikirlerin serbestçe dile getirilmesinden asla rahatsızlık duymadık. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi, hakikatin kıvılcımı fikirlerin yasaklanmasından değil, müsaadenlerden yani fikirlerin çarpışmasından doğar. Türkiye'de bu konuda
her türlü yayına ve arşive ulaşmak mümkündür. Bu anlayışla yıllardır muhataplarımıza çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu tartışmayı siyasetin meselesi olmaktan çıkarıp tarihçilerin konusu haline getirelim. Gelin acılarımızı yarıştırmayalım. Yaraları kanatmanın değil, birlikte iyileştirmenin mücadelesini verelim. Değerli kardeşlerim, HDP'nin milli değerleri ayaklar altına alan tutumu sadece sözde Ermeni soykırımı önerisiyle bitmiyor ne yazık ki. Şanlı ordumuzun terörle mücadelesine karşı naralar atmakla da meşguller. Onlar ata dursun, biz gereğini yapalım. 6+1'lik kaybedenler kulübü de bunlara bir kez olsun sesini çıkarıp milletten yana tavır alamıyor. Bilakis birliklere gidiyorlar. Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka konuşuyorlar. Onların tek derdi sabah akşam ne tweet atsam, hangi senaryoyu yazsam, hangi tiyatroyu oynasam, kime nasıl hakaret etsem. Milletin derdiyle bir dertlerinin olmadığını biliyoruz. Biz 20 yıldır olduğu gibi istikametimizi milletimizden yana belirledik. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen istikrar ortamı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat dedik. Geçtiğimiz birkaç haftada, sadece birkaç hafta içerisinde Malatya Çevre Yolu, Kemer Kumluca yolu, Falesis Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli altyapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik. İhracatımız Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %19,8 oranında artışla 22,7 milyar dolar olmuş. Tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracatı gerçekleşmiştir. İnşallah yıl sonu itibariyle de 250 milyar doları geride bırakacağız. 81 ilimiz gibi Yozgat'ta da yatırımlar hızla devam ediyor. Yerköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlara ilaveten Merkez Bozok ve Boğazlayan Organize Sanayi Bölgelerindeki ilerlemeler, hızlanan TOKİ projeleri ve gençlik merkezleri Yozgat'ta yükselen yatırımlardan sadece birkaçı. İç Anadolu'nun ilk ve tek rafting parkuru yine Yozgat'ta kuruluyor. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ve Yozgat Havalimanı artık hemşehrilerimizi ağırlamak için gün sayıyor. Lise ve Sivas caddeler arasındaki alana inşa edeceğimiz büyük ölçekteki kütüphane çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerin inşallah cazibe merkezi olacak. Önümüzdeki dönemde refahı artırarak milletimizin geleceğine yönelen tehditleri bertaraf edecek ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Sıkıntılar yok mu? Var tabii ki. Farkında mıyız? Ölümüne farkındayız. Ama bu sıkıntıların üzerinden de yine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz geleceğiz. 20 yılda olduğu gibi. Sevgili hemşehrilerim, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle oruç, ağırlığı kaldıran haşmetli vinç, hasretlerin sonunda gelen ilahi sevinç. Bu ilahi sevinci paylaştığımız iftar yemeğine katılan tüm hemşehrilerime, sizlere yürekten teşekkür ediyorum.
geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Yozgat Konfederasyonu ve Vefa İftarı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a bir kez daha teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz bu akşam.